Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bugünkü konumuz gerçekten benim de en sevdiğim konulardan. Astrolojiyi konuşacağız biraz ama yalnız astrolojiyi konuşmayacağız. Numerolojiyle birlikte konuşacağız. Feride Doğru konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Feride Hanım, iyi misiniz? Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Harikayım ben de. Çok teşekkür ederim. Şimdi konuşacağız konularımız astroloji ve numeroloji. Bunlardan önce ama birazcık sizi tanıyalım. Nasıl başladı mesleğe girişiniz? Nasıl oldu? 1989 Sakarya doğumluyum. Şu an Balıkesir Edremit'te yaşıyorum. Bir 10 yıl kadar, yaklaşık 10 yıl kadar kurumsal alanda bir iş geçmişim oldu. Yoğun bir iş temposuydu. Kendime vakit ayıramadığımı, kendimle baş başa kalamadığımı, özümden uzaklaştığımı fark ederek başladı aslında yönelme kısmı. Eyleme geçmek tabii ki biraz zaman aldı ama sürekli aynı döngüde olduğumu fark etmem, her şeyi hızlı bir tempoda yapmaya çalışmak, hızlıca eve gitmek, hızlıca işe gitmek, hızlıca aileme ve arkadaşlarıma vakit ayırmak. Bunlar biraz beni kendimden uzaklaştırmıştı ve burada ne yapmalıyım ya da nereye kadar bu tempoda gidebilirim diye düşünmeye itti bu durum beni. Sonrasında yumurtayı içten kırma isteğiyle işten ayrılmaya karar verdim. Sonrasındaki bir süre tabii yine bir içe dönüş, inziva, şimdi ne yapmalıyım, ne yapmayı istiyorum gibi soruların cevaplarını aramaya başladım. Ardından zaten uzun süredir ilgimi çeken, araştırırken büyük keyif aldığım ve etkilendiğim ezoterik ve kadim bilgiler, astroloji ve numeroloji gibi konularda neden profesyonel eğitim almıyorumu sordum kendime. Ve burada bir üstad arayışı içerisine girdim. Yani bu eğitimi kimden ve nereden almalıydım? Karma ekolüne kendimi yakın hissettim. Ve Oğuzhan Ceyhan Akademi'de karma astroloji eğitimine başladım. Akabinde numeroloji ile ilgili de eğitim almak istedim. Ve İnsan Tanıma Enstitüsü'nde numeroloji eğitimimi aldım. Ve benim için böylece farklı bir yolculuk başlamış oldu. Çok da keyifli ilerliyor. Bu şekilde. Harika. Oğuzhan Ceyhan gerçekten de Türkiye'de yani çok başarılı isimlerden bir tanesi. Ben de çok takip ediyorum, çok dinliyorum. Tanışma fırsatım olmadı ama inşallah en Evet. kısa zamanda tanışırız kendisiyle. Çok Birçok değerli bir insan öğrencisiyle. kendisi. Evet, inanılmaz. Peki biraz daha detaylar alalım sizden. Neler yapıyorsunuz alanınızla ilgili? Bu geliştirdiğiniz, o ezoterik bilgilerle kullandığınız, şimdi nasıl bilgiye çevirip dağıtıyorsunuz? Şimdi karma astroloji ve numeroloji danışmanlığı veriyorum. Karma astroloji, spiritüel astroloji ve psikolojik astrolojiyi inceleyen bir alan olduğu için burada ruhun tekamülünü, yaşam amacını, ne için bu yaşamda yer alıyoruz, nereye gidiyoruz, misyonumuz ne, tekamülümüz ne yönde gibi soruların arayışını bulduğumuz bir alan aslında. Yani hangi yeteneklerle biz buradayız, hangi konularda başarı vaat ediyoruz, hangi konularda sınav veriyoruz ve bu sınavları neden veriyoruz, neye dayalı? Zaten bunların birçoğunun sebebi temeli psikolojiye dayanıyor ve biz bunu kişilerin doğum tarihi ve saatiyle açmış olduğumuz doğum haritalarında, natal haritalarında görebiliyoruz. Burada kişinin doğum haritasındaki evlerde ve gezegenlerin dizilimlerinde birbirlerine yapmış oldukları sert açılar, bir kare, bir karşıt açıda kişi nasıl etkileniyor, hangi konu ve alanlarda sınanıyor, ağır sınavlar atlatıyor, bunu görebiliyoruz. Aynı şekilde tabii ki olumlu açılarında da bir 120'lik açısında güzel bir hak ediş ve akışta gerçekleşen bir hayatına da tabii ki de kişinin şahit olabiliyoruz. Tabii burada kişiler bize danışmanlık için geldiğinde kendisinin farkında olarak da gelebiliyor. Ebeveynimle olan sorunum nedir? Partnerimle olan sorunum nedir? Neden hayatıma partner alamıyorum? Ya da aldığım partnerlerde neden hep aynı sorunu yaşıyorum? Ya da iş hayatımla ilgili ya da kazancımla ilgili neden hep aynı şeyleri yaşıyorum? Neden elimde bir para tutamıyorum? Neden çok çalıştığım halde terfi alamıyorum, mertebe elde edemiyorum? Neden benimle aynı işi yapan arkadaşım benden ilerlemişken ben yerimde saydığımı düşünüyorum gibi sorularla geldiğinde zaten biz yine bunu haritasında görebiliyoruz. Ve sormadığında da beni bana anlatır mısınız?
dediğinde de biz zaten o dile getirmediklerini yine haritasında görebiliyoruz. Bunu örneklendirmek gerekirse, örneğin ay bizim haritamızda duygularımız, annemiz, annemizle olan ilişkimiz ve dişil enerjiyi ifade eder. Şimdi burada ayın aldığı açılara baktığımızda kişinin zorlu açılar altında olduğunu düşünelim. Yerleştiği ev ve gezegenlerin birbirlerine yapmış olduğu zorlu açılarda. Kişinin değersizlikle, iletişim sorunlarıyla ve krizli bir ilişkiyle baş edemediğini görebiliriz. Ve duygusal kriz ve patlamalar yaşadığını görebiliriz. Bunun da yine aynı şekilde çocukluk dönemine indiğimizde annesiyle ilgili durumunu görebiliyoruz, okuyabiliyoruz haritadan. Ve bu kişi bir yetişkin bir birey olduğunda yaşadığı bu değersizlik, bu iletişim problemi, bu krizler, bu duygusal patlamalar partnerine yansıyor bu defa. Hayatına partner almakta zorlanıyor veya aldığında da hep bir değer arayışı içerisinde oluyor. İletişim kopukluğuna maruz kalabiliyor, iletişim kuramadığını düşünüyor. Gerçekten kuramayabilir tabii ki burada kaynaklanan sorundan ötürü. Bununla ilgili bir takım krizler yaşayabiliyor. Aynı şekilde bir diğer ışıklar olarak anlatırız biz ay ve güneşi. Güneş de haritamızda eril enerjiyi, otorite figürünü, babayı ve kişilik ve kimliğimizi ifade eder. Yine aynı şekilde zorlu açılar altında olduğunu düşünelim güneşin, kişinin haritasında. Kişi anlattığı ya da anlatmadı. Kişinin haritasına baktığımızda ya da şu soruyu sordu kişi bize. Ben neden iş hayatımda başarı vaat edemiyorum? Neden iş hayatında sürekli sorunlar yaşıyorum? Dediğinde eğer az önce de bahsettiğim gibi ayda olan kare ve karşıt açı aldığında zorlu açılar altındaysa bu kişinin sınavı babasıyla yaşadığı yine bastırılma, özgürlük ve disiplin arasındaki o ince çizgide kalamama, kısıtlayıcı enerji, kişinin yetiştiğinde bireysel hayatında, iş hayatına yansıyan durum, ekip çalışmasına ayak uyduramadığını görebiliriz. Ast-üst ilişkisinde sıkıntı yaşadığını görebiliriz. Hiyerarşik düzene ayak uyduramadığını görebiliriz. Burada kişi bir başkaldırış, bir asi tavırlar gösterebilir. Bunlar örneklerimiz bu şekilde. Bunu, tabii ben daha yüzeysel anlatıyorum. Bir analizde daha derine iniyoruz. Numerolojiyi de kullanıyorum aynı şekilde astroloji haritasına bakarken kişinin. Çünkü ikisinin çok güzel bağlantılarını görüyorum. Bir noktaya giden, bir noktaya farklı yollardan ulaşma tekniği aslında benim için. Ben kullanırken çok keyif alıyorum. Numeroloji de Pisagor'un evreni matematikle ve her harfin bir sayı karşılığı olduğu bağlantısıyla yaptığı çalışmaların sunulmuş hali olarak söyleyebiliriz. Bunu kendi öğrencilerine ve sonraki nesillere de bu şekilde aktarmış. Ve bunu her harfin bir sayı karşılığını Kalde alfabesinde göstermiş. Avrupa'da numeroloji olarak Türk İslam kültüründe Ebced hesabı olarak bilinmekte zaten bu. Burada da yine kişinin aynı sorularını ve o soruların cevaplarını görebiliyoruz. İşte bu yaşamdaki amacım nedir? Yeteneklerim nelerdir? Ben başarı yolunda ne vaat ediyorum? Ne iş yapabilirim? Evet, hangi mesleklerde başarılı olabilirim? Neden sürekli aynı şeyleri yaşıyorum? Yine ebeveynimle ilgili ya da ilişkilerimde ya da para konularıyla ilgili sıkıntım nedir? Dediğinde burada da hepimizin isim soy isminden elde ettiğimiz sayısal karşılıklarını veya doğum tarihimizden elde ettiğimiz sayısal karşılıkları bize bu sorunun cevabını veriyor. Biz bunları tabii sadeleştirerek, tek rakama indirerek değerlendirmeye alıyoruz. Bütün isim ya da ismin sesli harfleri ya da kişinin doğum tarihinden bir 8 rakamını elde ettiğimizi düşünelim. Bu kişinin kader sayısı oluyor ve kişiye baktığımızda hayatını 8 rakamı üzerinden sınanacağını, hak edişlerinin de bu yönde olacağını görüyoruz. 8 rakamını açacak olursam, güç, yetki, başarı, dünya hakimiyeti konularıyla kendine hakimiyet konusundaki ince çizgiyi de dengede kalmayı ifade ediyor bizim için. Şimdi kişinin sınanacağı konular bunlar.
birden mertebe elde ettiğinde, bir terfi aldığında ya da eline çokça para geçtiğinde bunu kendine mi kullanmayı tercih ediyor? Sadece kendine yatırım. Yoksa bir canlıya, doğaya, bir hayvana, yardıma ihtiyacı olan bir insana ve biz bir bütünün parçasıyız. Kısaca bütüne mi kullanmayı tercih ediyor? İşte sınav burada başlıyor. Ve biz aynı şekilde bunu doğum haritasında da kişinin görebiliyoruz. Bana kader sayısından yola çıkarak kişinin doğum haritasına baktığımda doğum haritasında 2. ve 8. evler bizim para evlerimizi gösterir. 2-8 aksı bizim cebimize giren parayı ve cebimizden çıkan parayı ve dışarıdan gelen parayı gösterir. 2. evde kişinin kendi değerleri ve kendi kazandığı para, 8. evde dışarıdan gelen bir para, bir babadan miras olabilir, eşin parası olabilir ve aynı zamanda cebimizden çıkan paraya örnek verecek olursak vergi borçlarımız diyebiliriz. Kişi yine bu 8'in hakkını vermek için burada ettiği mücadelede, karşılaştığı sınavlarda 2 ve 8 aksında zorlayıcı açılar olduğunda kişi burada yine aynı konuların döngüsünde yaşamaya devam ediyor. Yine çok kazandığında kendine mi yatırım yapıyor sadece? Ya da bir mertebe elde ettiğinde bunu egosunu zararlı yönde mi kullanıyor? Ya da kendine hakimiyet kısmında o ince çizgideki dengeyi yakalayıp yardım etmek ve bütünün hayrına kullanmayı mı tercih ediyor? Dünya hakimiyetini tercih ettiğinde hızlıca aldığı o mertebede ve statüde hızlı bir düşüşü gördüğü gibi eline geçen çokça parayı aniden anlamadığı bir şekilde bitirdiğini, parayı neden tutamıyorum, neden elime geçen paraya hakim olamıyorum, nereye harcadığımı bile anlayamıyorum gibi sorularla boğuşurken buluyor kendini. Ama tam tersi kendine hakimiyet kısmını yaşadığında çok güzel hak edişleri olduğunu ve akışta gerçekleştiğini her şeyin görebiliyor aynı zamanda. Harika. Peki danışanlarınızdan en çok hangi yönde destek istiyorlar sizden? Az önce de bahsettiğim gibi sorular genelde şu yönde oluyor. Bu yaşamdaki amacım nedir? Tekamülüm ne yönde? Hangi konularda başarı vaat ediyorum? Yeteneklerim, yönelmem gereken meslek ve neden sürekli aynı şeyleri yaşıyorum? Neden sürekli aynı döngüdeyim? Bunları soruyorlar genel olarak. Genel olarak para ve ilişkiler öne çıkıyordur neden, diye düşünmüştüm. Yani evet. Neden parayla ilgili bir sorun yaşıyorum? Neden partnerlerimle, neden ebeveynlerimle, neden ikili ilişkilerimde, neden iş hayatımda gibi sorular daha çok. Peki mesleğinizde başarı neyle ölçülür? Mesela danışanlarınızı takip eder misiniz? Yoksa örnek veriyorum, haritaya baktınız, yorumları verdiniz, sonra ilişki kesilir mi? İlişki kesilmez aslında. Kesilmez derken kesilebilir tabii ki ama bence kesilmemeli. Çünkü orada bir arkadaşlık, bir ruh bilir denir eğitimlerimizde. Ruh tanır. Orada kişi aslında ilk defa tanışmıyor gibidir. Sonradan orada böyle bir arkadaşlık, bir dostluk kurulur. Sonrasında bence devam etmeli aslında. Çünkü kişinin başlamasına vesile olduysak, her şey bir sebep-sonuç ilişkisi ise sonrasında da bence o yolculukta ona eşlik etmeliyiz diye düşünüyorum. Değil mi? Çünkü bazen de bazı görünen şeylerin birçok anlamı olabilir. O takip eden süreçte ortaya çıkabilir mi? Değil mi? Olabilir. Farkındalık çok uzun bir süreç. Hemen olabilecek bir şey değil. Her yaşadığımız olay bize ayna tuttuğu gibi her şeyi hemen anlamlandıramayabiliyoruz. O kişi beni rehber olarak seçtiyse ben de memnuniyetle kalan kısmında kendiliğimden, bana başvurmadığında da ona rehber olmaya devam etmek isterim. Peki şunu son olarak istesem sizden, böyle bize basit izleyenlere söylemek için tavsiye edecekleriniz, gerek astrolojide neye dikkat etmeliler ya da numerolojide neye baksınlar temel olarak, böyle var mıdır onlara vereceğiniz küçük bilgiler? Mesela günlük burç yorumları takip edilir mi? Günlük burç yorumları bu tabii yüzdeye vurulan bir şeydir aslında. Çünkü orada %80 kesim orada kendini bulamazken %20'lik kesim orada kendini bulabilir. Çünkü bu kişiye özel bir yorum değildir. Orada göksel kombinasyon kullanarak gezegenlerin birbirlerine yaptıkları işte olumsuz açıların o anda kolektifte ne etki yaratacağı. Yani insanlar bundan ne derece etkilenebilir. Ama benim kendi doğum haritam var. Kendime özel bir haritam var.
Dolayısıyla o gökyüzündeki o sert açı benim hangi evimde gerçekleşiyor? Benim kendi haritamdaki gezegenimin neresinde, karşısında mı, yanında mı, kavuşum mu yapmış, güzel bir açı yapıyor mu? Ya da zorlayıcı, karşıt, kare bir açı mı yapıyor? O yüzden kişinin tabii ki de bireysel haritası aslında. Ama Önemli. tabii ki de okunabilir. Ben de ilgilenirken okuyordum ve büyük bir keyifle kendimden de çok güzel şeyler bulabiliyordum. Evet. Orada birazcık ama haritaya hakim olmak lazım. Tabii ki, Dediğiniz evet. gibi o önemli. Çok teşekkür ederim Feride Hanım. Çok güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Astroloji ile ilgili de çalışmalarınızı, başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten astroloji ve numeroloji çok böyle bilinmesi gereken ilimler. Sadece böyle küçük bilgiler gibi düşünmeyin ve ilişki ve aşk anlamında ya da para anlamında düşünmeyin. Hayatta neyin iyi gelip neyin iyi gelemeyeceğini inanın haritaya baktıktan sonra daha iyi çözebiliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.